deprem bu kentte yaşanacaktır. Eğer bu topraklarda millet olarak, bu kadim topraklarda neslimizi ebediyen yaşatmak istiyorsak, yaşatacaksak kısa, orta ve uzun vadede deprem dirençli yerleşim alanlarını mutlaka hızlıca oluşturmak zorundayız. Depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. An itibariyle olursa büyük bir afetle karşı karşıya kalırız. Ama 10 yıl sonra da olabilir, 1 yıl sonra da olabilir. Bunun için alternatif çözümlerimiz var. Başkanımızın son sonuç bildirgesinde de vardı. Bunlardan biri de mesela İstanbul'daki boş yapı stoğu ile ilgili özel bir düzenleme. İstanbul'da çok ciddi bir boş yapı stoğu var. Bunların kamu eliyle kiralanması halinde risk yapıda oturan vatandaşları buralar uygun ödeme planlarıyla kiralanabilir ve böylece risk yapıdaki vatandaşlarımızı hızlıca tahliye ederek can güvenliği de ön plana çıkarmış oluruz. Şu an kendi yapıların durumuna ilişkin kuvvetli bir kararlılık göstermesi ve hiç çekinmeden binalarının taranmasını yapması gerekiyor. Bu birinci ölçü. Çünkü durumunu, binasının durumunu, yani hastalığını teşhis edemeyen tedavisine de başlayamaz. Şu anda teşhise ihtiyacı var İstanbul'un. Biz hızlı bina taramasıyla bunu yapıyoruz. Bunun dışında müferit mühendislik hizmeti de alabilir vatandaşlarımız. Binalarının taranmasına ilişkin bir çerçeveye bir an önce neyse yola girmesi gerekiyor. Ve eğer durumu riskliyse vatandaşlarımız, ki çoğunun riskli olma ihtimali yüksek, hiç üçüne beşine bakmadan yapısını ve biçimini yenilemek için bir sürece girmesi gerekiyor. Çünkü kendi can güvenliği açısından yapılması gereken bu. Biz bir kere Kiptaş olarak ve şehircilik grubu şirketler olarak İstanbul'da riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza 2000 öncesi yapılardalarsa ve risk yapıda olduklarını düşünüyorlarsa inşaat maliyetine yenileme imkanı sunuyoruz. Tabii ki inşaat maliyetlerindeki aşırı artış vatandaşlarımızın uzlaşmasını da zorluyor. O yüzden de merkez iradeye bir çağrımız oldu. Orta gelir ve alt gelir gruplarına sunduğunuz uygun ödeme planlı ve uygun düşük faizli borçlanma imkanını bu vatandaşlarımıza sunarsak İstanbul'da 1 milyondan fazla insan hayatını kurtarabileceğimizi söyledik. Artık yeni bir açılım daha yapıyoruz. Güçlendirme ile ilgili de sahaya giriyoruz. Güçlendirme teknolojisi 2007 yılından beri Türkiye'de var ama yaygın kullanılmıyor. Hem bunun farkındalığını arttırmak hem de sahada vatandaşlarımızla uygulayıcılar arasında bir katalizör görevi görmek için bu OHS'e bir sistemi daha hayata geçiriyoruz. Onu da İstanbul Yenileniyor sistemi üzerinden yürüteceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin hızlı tarama testine başvurup yapısı riskli çıkan vatandaşlarımıza isterlerse güçlendirme projesi, isterlerse yenileme imkanı sunacağız. Ama her proje güçlendirmeye elverişli olmayabilir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bununla ilişkin üniversitelerimizle bir işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliği sonucu çıkan projelere göre farklı farklı teknolojileri vatandaşımıza maliyetine gene sunacağız. Burada önemli olan bu anlattığımız sistemlerin hepsinin iki tane büyük problemi var. Birincisi finansman. Bu finansmanı tek başına Büyükşehir Belediyesi ve merkez yönetim altından kalkamaz. Bunun için bir güç birliği yapmamız gerekiyor. İkincisi de bu şartları yapabilme, yani bu imkanlardan faydalanabilmesi için vatandaşlarımızın uzlaşması gerekiyor. Uzlaşı kültürümüzü genişletmeliyiz. Artı vatandaşlarımızın bilincini arttırmalıyız. Daha demin güzel örnek verdiniz. Eyüp Yeşilpınar'da biz ilk gün ne dediysek şu anda da aynı şeyin arkasındayız ve o şekilde %100 uzlaştık. Ama aradaki bazı bilgi kirliliklerinden dolayı vatandaşımızın kafası karıştı ve zaman kaybetmiştik. Ama sonunda %100 uzlaştık. İşte bu zamanı kaybetmeyecek ve çok hızlı yol alabileceğimiz yapıda başkanımızın az önce söylediği bağımsız bir deprem konseyidir. Her metronun geçtiği güzergaha, istasyonun lokasyonuna göre özel tasarım yapıyoruz. Oradaki jeofizik ve geoteknik verilere göre çok özel tasarımlar yapıyoruz. Ve İstanbul'da büyük, çok büyük bir deprem senaryosunda bile ayakta kalacak şekilde biz metrolarımızı tasarlıyoruz. Bunun içindeki bütün betonarme hesapları buna göre yapılıyor. Dolayısıyla bir deprem sonrasında biz yapılarımızın güvenli bir şekilde ayakta kalacak şekilde tasarlıyoruz. Building Information Modeling dediğimiz biz son derece detaylı 3 boyutlu modellemelerle, aslında daha da fazla boyutları da var, modellemelerle biz metrolarımızı tasarlıyoruz. Aslında bu uluslararası arenada mühendisliği son yıllarda kullanılan, yani geçmişi son 15-20 yıla daha çok dayanan bir tasarım aracı. Ve biz bunu metrolarda çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Hatta İstanbul metroları bu konuda başı da çekiyor. Ve bizim elimizde tüm istasyonlarımızın, tüm teknik hacimlerimizin bu şekilde detaylı tasarımları var. Ve dolayısıyla biz afet sonrasında
hangi bölgede neye ihtiyacımız var ise bu tasarımlarla ve oradaki tüm elektromekanik, havalandırma, aydınlatma, enerji ekipmanıyla ve bunların tüm kapasiteleriyle bildiğimiz için neyi nereye hızlıca yapabiliriz bu üç boyutlu modellerimizle anında hayata geçirebiliyoruz.